Sayın Vali, Sayın Garip, Sayın... Bu halde bu paralele dahil edilmedi. Süleymaniye 36. paralele dahil edilmedi. Ama Süleymaniye bir Kürt şehriydi, dahil edildi. Orta Doğu'da ve Türkiye'nin aleyhine dönüşeceğini kimse tahmin edemedi. Biz tahmin ediyorduk ama kimse... Kırım, Kerkük, Halep, Şam kan ağlıyor. Derdimiz derin, yaramızdan da kan damlıyor. Bugün bu üniversitede bu büyük derdin, bu akan kanın nasıl durdurulacağının, durdurulması gerektiğiyle ilgili dertlenen insanların, dertli insanların, sizler, bizler, gelen hocalarımız, dertlenen insanların bir araya geldiği bugün bu derdi konuşacağız. Bu yaram. Hangi dili konuşursak, hangi renkte olursak olalım, aynı Allah'a, aynı kitaba ve aynı coğrafyanın kaderine mahkum olan insanlar, Allah'a inanan insanlar olarak bu coğrafyadaki kardeşlik bağlarımızı, kardeşlik hukukumuzu geliştirerek birliğimizi, dirliğimizi yeniden korumak ve kollamak, yeniden kurmak durumundayız. Kurabilirsek geleceğin dünyasının barışının, huzurunun ve kardeşliğinin teminatını da yeniden ortaya çıkarmış olacağız. Demokratik Kürdistan Partisi ile Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin adı. Üniversitenin misyonu da problemleri tespit edip kendi ülkesinin, bölgesinin problemini tespit edip ona uygun çözümler araması vardı. Orada konuşulmuştu. Şimdi bu maksatta ve bu bağlamda yine bölgemizdeki sorunların başında gelen, yaşadığımız sorunların başında gelen Orta Doğu'daki Türkmenler meselesi bizim de problemlerimiz arasında bulunuyor. Hadiseler bu kadar sevimsiz hale gelebiliyor. Her konuyu kısa kısa geçeceğim çünkü konumuz çok uzun sabrı zamanı. Yanımızda, yanı başımızda çok büyük katliamlar yaşanıyor. Hakikaten aklın, hafızanın alamayacağı, belki bundan önce de buna benzer cinayetler işlendi ama biz onlara tanık olmadık. Onları tarih kitaplarından, yazılanlardan öğreniyoruz. Ama şu anda yanı başımızda bizim kardeşlerimiz olan, bir zamanlar bizimle Konya'ya gider gibi, İstanbul'a gider gibi, Manisa'ya gider gibi, Kayseri'ye gider gibi iç içe olduğumuz bir coğrafyanın içerisinde yaşayan kardeşlerimize karşı işlenen bir cinayeti adeta her gün basında, yazılı basında, görsel basında film seyreder gibi, affınıza sığınarak söylüyorum, adeta seyrediyoruz. Bir de Sayın Valimiz de konuşmasında ifade buyurdular. Bu coğrafyada yaşamanın gerçekten büyük bedelleri var. Olacaktır da. Bu ne ilk ne de son. Biz her an millet olarak, Orta Doğu efendim bileşenler olarak bizim her zaman bunlara hazırlıklı olmamız lazım. Ve son zamanlarda büyük bir memnuniyetle ben şahsen görüyor, basından da takip ediyorum ki Orta Doğu milletler arasında, aslında bu tek bir millettir, İslam ümmetidir. Onlar arasında gerçekten belki de böylesine büyük katliamların yaşandığı bu cinayetler serisi bizim hepimizin yeniden uyanmamıza, yeniden kendi kendimizi sorgulamamıza ve tekrar gündemimize bütün aramızdaki ufak tefek ayrılıkları göz ardı ederek, onları görmezden gelerek yeniden tarihin akışına uygun bir şekilde yol almamıza vesile olacak bir olaylar dizisi yaşıyoruz. Ve ben buna gerçekten yürekten inanıyorum ve şunu da kabul etmek lazım ki halkımızın dilinde bir söz vardır. Büyük dağın dumanı büyük olur. Elbette biz Osmanlı bakiyesi olarak, efendim Selçuklu bakiyesi olarak ve bin yıllık bir tarihin geçmişinin müntesipler olarak elbette ki küçük olaylara değil, büyük olaylara muhatap olacağız. Orta Doğu bu anlamda elbette ki büyük olaylara muhatap olacak. Çünkü henüz Orta Doğu'da Batılıların kapatamadığı ama kapatmaktan büyük zevk alacakları görülmesi gereken çok büyük bir hesap var. Henüz bu hesap görülmüş değil. Dolayısıyla ben bugünkü yönetimlerimizin de, insanımızın da, halkımızın da bu oyunun
fevkalade farkında olduğunu görüyorum. Yani inanmıyoruz, bunlar mutlaka yok edilmesi gerekiyor. Amerika'da İngilizler kadar... Sadece Irak haritasını gözünüzün önüne getirmenizi istirham ediyorum. Suriye, Türkiye sınırından başlığı bir koridor olarak iner ve ta İran hududuna kadar geçer. Bu coğrafya aslında Kürt coğrafyasını Sünni Arap coğrafyasından ayıran bir kolondur. Bir Kürt siyasi grupları tırlarla bu insanları taşıdılar Necef ve Kerbela'ya. Bugün Türkiye'de de 50 bine yakın telaferli mülteci kardeşimiz var. Irak'ın farklı yerlerine de dağılmışlardır bunlar. Dolayısıyla bu coğrafyada meydana gelen hadise Türkiye'nin Türkmen coğrafyasıyla ve Arap bölgesiyle, diğer bölgeleriyle ilişkiyi kesme noktasındadır. Yani Suriye'de artık bir federatif bir yapı olacağı tahmin ediliyor ve bu üç etnik grup arasında paylaşılacak. Mezhepsel de diyebiliriz. Yani Arap Sünniler, Arap Nusayriler ve Kürtler olarak. Önemli. Türkiye 35-40 yıldır neyle mücadele ediyor? Sayın Valimiz ve Komutanımız göre terörle mücadele ediyor. Terörün ana kaynağı Irak, Kandil, o bölgenin kuzeyinde kaynaklanan bölge. Şimdi de aynı şekilde Irak'tan sonra Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanan terörle, Ankara patlaması, Suruç, Reyhanlı, hepiniz haber okuyan izlenirsiniz. Neden bazen gençler sözü meclisten dışarı duyarsız davranıyor? Bu her patlama sizin geleceğinizden çalınan bir şeydir. Ölen sizin de akrabalarınız vefat edebilir. Aynı terör olayını siz de yaşamışsınız. Irak normalleşmeden ne yazık ki Türkiye'de bizim için normal bir hayat yok. Suriye normalleşmeden biz Türkiye'de normal yaşamız. Kara altın keşfedildi Kerkük'te. Türkmenlerin üzerine çöken bir kara bulutun simgesi Kerkük. Ve 200 milyon Türk'ün hasretini çektiği bir Kerkük'tür. Kerkük tek başına değildir. Bütün Türk dünyasındaki edebiyatçılarımızın şiirinde gezen, şiirine konu olan bir Kerkük'ümüz var. Baykuşlar tünemiş Türkmen iline, medeni vahşetle vurulmuş Kerkük, ağıtlar yerleşmiş türkü diline, Haçlı'nın zulmüyle kırılmış Kerkük. Türk siyasi grupları peşmerge kuvvetlerini kurmuş ve resmi bir sıfat kazanmış. Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek. Dağlardan çektiriler, kalyonlar çekilecek. Kerpedenlerle surun dişleri sökülecek. Yürü hala ne diye oyunda oynaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Sen ne geçebilirsin yardan, anadan, serden? Senin de destanın okuyalım ezberden. Haberin yok gibidir taşıdığın değerden. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin başlasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Yüzüne çarpmak gerek zamanenin fendini. Göster kabaran sular nasıl yıkar bendini. Küçük görme, hor görme delikanlım kendini. Şu kırık abide yükseltecek taştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Bu kitaplar Fatih'tir, Selim'dir, Süleyman'dır. Şu mihrap Sinanüttin, şu minare Sinan'dır. Haydi artık uyan, destan uyandır. Bilmem neden gündelik işlerle telaştasın. Kızım sen de Fatihler doğuracak yaştasın. Delikanlım, işaret aldığın gün atandan yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Bulubatlı Hasan'dan. Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Bırak bozuk saatler yalan yanlış işlesin. Çelebiler çekilip haremlerde kışlasın. Yürü aslanım, fetih hazırlığı başlasın. Yürü hala ne diye kendinle savaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. 24 milyon nüfusu bir ülkede 2 milyon askeri olan geçmesine ümit bağlamıştı. Çünkü Türkmenler her zaman kaderlerini Türkiye Cumhuriyeti